27 Mayıs 1960 henüz gün bile ağarmamışken Türk demokrasisine darbe vuruldu. Ordu yönetime el koyduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri gözaltına alındı. Demokrat Partililer darbenin hemen ardından yasa adaya götürüldü. Duruşmalar 14 Ekim 1960'ta başladı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı ve bürokratlar. Toplam 592 sanık 19 ayrı suçtan yargılandı. Köpek, Bebek, 6-7 Eylül, Topkapı olayları, örtülü ödenek açılan davalardan bazılarının başlıklarıydı. Yargılamalar 287 oturumla tam 11 ayda tamamlandı. 15 sanık hakkında idam cezası verildi. Milli Birlik Komitesi 4'ünü onadı. 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın idam kararı yaşı nedeniyle müebbet hapse çevrildi. 16 Eylül sabahı İmralı'da iki dar ağacı kuruldu. Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu sabaha karşı Yassıada'dan götürüldü. Dışişleri Bakanı Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan son nefeslerini dar ağacında verdi. Başbakan Menderes ve Bakanlar Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşları ailelerine teslim edilmedi. İmralı Değirmen Tepe'ye defnedildi. Demokrasi şehitlerine zulüm bitmek bilmedi. Kabir ziyaretlerine izin verilmedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çabaları sonuç verdi. 1990 yılının Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. Naaşların devlet töreniyle nakledilmesi kararı alındı. 16 Eylül 1990 sabahı feribottan indirilen naaşları Zorlu ve Polatkan'ın yakınları karşıladı. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildikleri 16 Eylül'den tam 30 yıl sonra anıt mezara defnedildi. Demokrasiye çalınan kara leke milletin gönlünde yara olarak kaldı. Şehit bakanlar asla unutulmadı.